selamlar. Hanımlar beyler selamlar. Hanımlar beyler günaydın. Hanımlar beyler selamlar. Hanımlar, beyler selamlar. Bildiğiniz üzere Instagram'dan sonra artık YouTube'da da sizlerle beraberim. Ve kanalımın ilk videosu da benim için çok özel bir yere sahip olan Kars'la ile alakalı olacak. Ve Serhat şehri Kars deyince aklımıza Kars çayı gelir. Şu an çayın tam kenarındayım. 186 kilometrelik bir çaydır. Arpa çayla bağlanır. Oradan Aras Nehri, sonrasında Hazar Denizi'ne kadar gider. Ve bu çayın özellikle diğer kısmı Osmanlı dönemi yerleşkesidir. Mesela hemen şu karşıda göreceğiniz olan taş köprümüz vardır. 18. yüzyıl yapısı. Orada iki de hamamımız vardır. Cuma hamamı ve Muradiye hamamı, ki Cuma hamamı Puşkin, Alexander Puşkin'in banyo yaptığı bir hamamdır. Bu nedenle de çok önemlidir. Ve tabii çay hemen kalenin altında. Kars Kalesi'ni ilerleyen dakikalarda izleyeceksiniz. Anlatacağım sizlere ama buradan çok güzel gözüküyor. 13. yüzyıl yapısı, bir kartal yuvası gibi. Ve işte Kars'ın da simgesidir aynı zamanda. Tabii Kars menkıbeler diyar, aşıklar şehridir. Yine bahsedeceğim, Kars ile ilgili bir video daha yapacağız. Aşık kültürü, aşık atışmasını da en güzel izleyeceğiniz yer hemen şu ilerideki Namık Kemal Kültür Merkezi'dir. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle bu tarafa doğru döndüğümüzde de kalenin altında Beylerbeyi Sarayı'nı görürsünüz. Sultan 1. İbrahim'in yapmış olduğu Ulu Cami ve Doğu'nun Ayasofya'sı dediğimiz 12 Havariler Kilisesi'ni görürüz. Şu an Kümbet Cami olarak kullanılmakta. Kars'a gelirseniz ziyaret etmeniz gereken noktaların en başında buralar gelmekte. E tabii ki son derece önemli bir sufi olan Ebul Hasan el Harakani Hazretleri'nin türbesine de uğramayı unutmayın. Kendisi Hazreti Mevlana'nın görmediğim üç hocam dediği bir şahıstır ve kendisine Mevlana'mız Mesnevisinde dinin şeyhi lakabıyla seslenmiştir. Bu bakımdan da çok önemlidir. Zaten hemen karşıda Atatürk Caddesi bulunmakta. Yine ilerleyen videolarda anlatacağım Kazevi. Onun biraz ilerisinde Puşkin Kafe ve Restoran. Devamında da Faik Bey Caddesi'ne kadar gidersiniz. Zaten arkamda görmüş olduğunuz ova 1877-78 Rus işgali sırasında ızgara planlı şekilde baştan aşağı yapılmıştır. Bu bakımdan da önemlidir. Yani Kars'a gelmişken hem bu muhteşem vadiyi gezin hem de yeni yerleşkeyi de gezin görün. Orada kafeler var, restoranlar var, sinema var. Çok güzel eğlenebileceğiniz mekanlar var. Gece hayatı açısından da önemlidir. Ama şu an bulunduğumuz yer merkez. Ve işte YouTube'a artık girdik. Umuyorum takipçi olarak beni hem destekler hem izlersiniz. Bundan sonra Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Daha uzun videolarla beraber olacağız. Ve başlıyoruz. Şimdiden hoş geldiniz diyorum Kars'a ve başlayalım şöyle bir gezmeye hep beraber. Evet, Kars'ı gezmeye devam ediyoruz ve Kars'ın sembolü Kars Kalesi'ndeyiz. Atamızla başladık. Kale Selçuklulara kadar inmekte ama çok tadilat görmüş. Şu anki hali 1700'lü yıllardan kalma. Şimdi Kars'ı anlatmaya devam ediyoruz ve Kars'ın olmazsa olmazlarından biri de kale ziyaretidir. Kaleye iki yola çıkabilirsiniz. Bir binek araçla vadi içinden, iki yayan olarak 12 Havariler Kilisesi'nin olduğu yerden. Biz yayan çıktık. En fazla 10 dakikanız alır. Bence gelmelisiniz çünkü Kars ızgara planlı bir şehirdir. Ve buradan çok rahat bir şekilde görürsünüz. Kalede ne görürsünüz? Yeniçeri koğuşları, bir mescidimiz vardır. Kanalizasyon sistemi, efendime söyleyeyim, Celal Baba Türbesi tabii ki. Ve hemen alt tarafta şu çadırın olduğu yerde bir kafemiz vardır. Çay, kahve, salep içebilirsiniz. Dolayısıyla kaleye çıkın. Şimdi hazır çıkmışken şöyle bir tepeden size Kars'ı anlatayım. Bakın ova tam anlamıyla ayaklarımızın altında. 1878-1918 yılları arasındaki Rus işgali sırasında bu ova baştan aşağı Hollanda'dan getirilen mühendislere yaptırılmış ve ızgara planı uygulanmış. Miletoslu Hipodamos'un başlattığı bir plan sistemidir bu. Grid sistem dünyada birçok yerde uygulanmıştır. Mesela Priene buna çok güzel örnektir. New York tabii ki ve işte Kars. Ruslar bu şekilde burayı baştan aşağı oluşturmuşlar. Ama Rus öncesinde tabii ki çok önemli eserler bulunmakta. Mesela şöyle soldan aşağı gelelim. Beylerbeyi Sarayı'nı görürüz.
Ki şu an projesi bitti. Bakalım otel olabilir. Restorasyonu yapılıyor. Hemen Beylerbeyi Sarayı'nın altında Sultan 1. İbrahim dönemi Ulu Camimiz vardır. Ulu Cami'nin altında Doğu'nun Ayasofya'sı diye geçen 12 Havariler Kilisesi vardır ki çok önemli bir yapıdır. Şu an Kümbet Cami olarak faal. Kümbet Cami'nin altında da İvliya Camii'ni görüyoruz. İvliya Camii'ne bitişik Hasan el Harakani'nin türbesi bulunmakta. Buraya uğrarsanız çok önemli bir sufi olan, mutasavvuf olan Hasan el Harakani türbesini ziyaret edin lütfen. Çünkü kendisi Hazreti Mevlana'nın görmediğim 3 hocam var dediği önemli şahıslardandır ki lütfen ziyaret edin. Ve şöyle sağ tarafa geldiğimizde zaten Kars Çayı ayaklarımızın altında. Çayın bu tarafı, yani sağ tarafı size göre şu an Osmanlı Mahallesi'dir ki o mahallede ünlü 4. yol felsefe akımının kurucusu Gurdjieff 17 yaşına kadar yaşamıştır. Ve hemen altta şu görmüş olduğunuz sarı binada da tabii bu şimdi belediye tarafından temellerin üzerine yapılmış bir bina. Namık Kemal 1,5-2 sene kadar ortaokul yaşlarında dedesi Mutasarrıf Abdüllatif Paşa ile yaşamıştır. Ve görüyorsunuz birçok hamam var. 3 tane hamam görebiliyoruz. Mazluma Hamamı, Cuma Hamamı, çayın öbür tarafında ve balkonlu hamam. Şu restorasyonun olduğu, yani çayın öbür tarafında bulunan hamamda da Puşkin, Rus edebiyatının kurucusu Puşkin banyo yapmıştır ve oradan bu kaleye bakarak kaleyi kayınvalidesine benzetmiştir. Ve çayın devamında da Yeniçeri Vadisi deriz. Karşımızda Katerina Sarayı ve Çar 2. Nikola'nın yaptığı yapılar çıkar. Dediğim gibi Kars'a gelirseniz lütfen ihmal etmeyin. Kaleyi çıkın ve Kars ziyaretinizi bu kaleyle taşlandırın. Şimdilik görüşmek üzere. Dostlar tekrardan. Şimdi Anadolu'da 100'ün üzerinde antik kent var. Ve ben de yaklaşık 20 yıllık tur rehberi olarak birçoğunu gezdim dolaştım. Bazılarının yeri bende çok farklıdır. Ve işte onlardan birisinin ana kapısının önündeyim. Aslanlı Kapı, Ani Ören yerinin ana kapısı ve 4,5 kilometre surlarla çevrili olan Ani Ören yerinin aslında birden çok kapısı varmış ama şu an hali hazırda Ören yeri olduğundan dolayı buradan giriş yapabiliyorsunuz. Girişte hemen 8 lira verip biletinizi alıyorsunuz ya da müze kartınız varsa zaten ücretsiz girebiliyorsunuz. Biz de şimdi hızlı bir şekilde içeriye gireceğiz. Sonrasında grubumla yapmış olduğum turdaki anlatımlarımı sizlerle paylaşacağım. Şu an tabii 1,5 kilometresi mevcut surların. Şöyle sağlı sollu baktığınız zaman Ocaklı Köyü içerisindeyiz. Şimdi gelin hep beraber girelim. Aslanlı Kapı'dan girelim. Niye Aslanlı Kapı? Çünkü bir aslan kabartması var. Ki aslan zaten çok önemlidir. Yani dinler öncesinden bugüne değin her daim Hititlerden bu yana var olmuş olan bir figürdür. Buyurun hızlıca girelim. Çift kademeli surdur ki Orta Çağ'da ilk kez çift kademeli sur Ani'de kullanılmıştır. Bakın bu da çok enteresan. Burada Murat Beyler var. Bileti buradan alıyorsunuz. Bakın aslan kabartması. Nüfusu 150 bine ulaşan bir şehirdir. 11, 12, 13. yüzyılda hani bakın 150 bin büyük bir rakam ve onlarca etnik köken, farklı dinler, lehçeler, İpek yolunun Anadolu'ya giriş yaptığı güzergahtır. Ve bu yüzden ticari olarak başlar, sonra dinsel olarak devam eder ve askeriyle noktalar. Şimdi hayal gücünüzü kullanın. Çift kademeli surdan, ana kapıdan şehre girdiğiniz vakit düşünün ki
150.000 kişi. Kervanlar. Muazzam tat. Yani ciddi anlamda çok özel bir şehirdir. 1000 sene önceden bahsediyorum ki o dönemin İstanbul'u ile aynı nüfusa sahiptir dostlar. Hadi gel. Tabii ki Kars'la ilgili. Çünkü ben bir Kars sevdalısıyım. Anadolu sevdalısıyım. Ve Kars'a gelen herkesin bir numaralı önceliği burası olmalı. İster uçakla gelin, ister Doğu Ekspresi'yle. Ama Ani merkezden sadece 40-45 kilometre. Araçlar mevcut, dolmuşlar mevcut, gruplar, turlar mevcut. Geliyorsunuz, yaklaşık 2-2,5 saat sürer ortalama gezi. Ha tabii tamamını gezmeniz bir günü de bulabilir. Çünkü şöyle baktığımızda İç Kalemiz ta oradadır. Abuk Homnens Kilisesi. Anadolu'nun ilk Türk camisi Ebu'l-Manuçeh Camii ve gotik mimarinin Avrupa'dan 200 sene önce hali hazırda dünyadaki ilk örneği Meryem Ana Katedrali ve şöyle sol tarafa geldiğimizde de Ermenistan artık karşımızda. Ermenistan Türkiye sınırları arasında Arpaçay, çayın kenarında 13. yüzyıldan kalma Tigran Honent Kilisesi sizleri karşılayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi biliyorsunuz Instagram'da kısa videolar yapıyorduk. Artık YouTube'dayız. Daha uzun videolarla sizlerle birlikte olacağız. Ve işte Ani'deyiz. İnşallah kısmet olur. Bir gün benim turuma gelirsiniz. Ya da kendiniz gelirsiniz. Ama lütfen, lütfen Ani, antik kentini görmeden Kars'tan gitmeyin. Sevgiler. Evet hanımlar beyler, Ani ören yerinin surlarının dibindeyiz. 4,5 kilometrelik surlardır bunlar ve gerçekten eski yıllara göre şu an kıskandıran bir kalabalık var ve çok hoşuma gidiyor tabii. Çünkü Ani antik kenti benim için çok özel ve Anadolu deyince aklımıza gelen en önemli kaptanlardan biri işte Ferit Kaptan. Ferit Kaptan her zaman sürprizlerle doludur. Sevgili Çapçı Barış Bey ile beraber. Bakın Erzurumlu dadaşlar semaverde çay hazırlamışlar bizim misafirler için. Patates yapmışlar. Kartol derler bu yörede patates. Gerçekten harikulade. Ferit Bey tebrik ediyorum. Her hafta yeni bir sürprizle misafirlerimizi şaşırtıyorsunuz. Tam 1000 yıllık Ani antik kenti surları önünde. Gerçekten bizi büyülüyorsunuz Barış Bey. Teşekkür ediyorum. Ne demek, afiyet şimdi olsun. İlk çayı ben içeyim o zaman. Doldur bakalım semaverde. Devam ediyoruz. Kars'a gelmişken sizlerden bir ricam olacak. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış ilçesini ziyaret etmenizi isteyeceğim. Çünkü burada yaklaşık 100 sene önce çok büyük bir facia yaşandı. Bildiğiniz gibi 90 bin yakın şehit var. Sarıkamış'a girişte burada durur. Duasını eder. Hani Kars'a gelirsiniz. Vaktiniz olur olmaz ama ya vakit ayarlarsanız lütfen gelin. Bir kez daha hepsinin mekanı cennet olsun. Çünkü 100 yıllık tarihimizin yaşanan en büyük acılarından
değil. Bilirsiniz Ocak aylarında burada anma törenleri de yapılıyor. İlçe merkezinden başlayıp buraya yürüyüşler de yapılıyor. Şimdi sizler, ben susayım, bir görün şehitliğimizi. İnşallah kısmet olur gelir. Burada bir Fatiha istedim. Katerina Sarayı Oteli'nin lobisindeyim. Zaten bir sonraki videoda otelden detaylı şekilde bahsedeceğim. Burası 140 yıllık bir bina ve sahiplerine olan derin sevgim ki burada olmak her zaman beni mutlu etmiştir. Kendimi evimde gibi hissettim. Dolayısıyla burada veda etmek istedim. Zaten artık YouTube'dayız biliyorsunuz. Anadolu'nun her yerini sizlerle karış karış gezeceğiz ama Kars benim için büyük bir sevda. Kars'tan başlamak istedim YouTube'daki yayın hayatıma. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar da zaten burada çalışıyorlar. Yukarıda da yemek var. Şu an otelimiz dolu. Misafirlerimiz birazdan Kafkas dans gösterisi izleyecek. Orada bir sonraki videoda göreceğiz. Takipte kalın ve lütfen abone olmaya devam edin. Herkese sevgiler. Teşekkürler.